Nihat Nasır, milletin sinir uçlarıyla oynayan kansızlar. Bu ifade geçen hafta AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ait. Dem PKK'lı kimi eski milletvekillerinin ve bu örgüt taraftarlarının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri olan ülke takımlarına verdikleri aleni destek neden oldu bu sözlerin sarf edilmesine. İlk saldırı 25 ve 26. dönem HDP PKK milletvekilliği yapmış olan Ferhat Encü'den geldi. Aslında Mahut örgüt mensuplarının bu ve benzeri Türkiye aleyhtarı girişimleri çok daha eskiye dayanır. Lakin Ferhat Encü'nün Türkiye'yi Portekiz maçı sonrasında X platformunda yayınladığı Biji Portekiz içerikli post bardağı taşıran son damla oldu. Düşünün Türkiye'ye olan düşmanlığını açık etmekten adeta zevk alan bu herif bu ülkenin en mühim unsurlarından birisi olan mecliste milletvekilliği yapmış. Şu ansa milletvekili emeklisi olarak birçok vatandaşın rüyasında bile göremeyeceği miktarda maaş alıyor. Yani terör örgütünün temsilcisi olarak bu millete ve bu memlekete yaptığı düşmanlığın karşılığında ceza görmediği gibi ömür boyu emeklilik maaşıyla ödüllendiriliyor. PKK'nın siyasal uzantısı olan ve artık isimlerini unuttuğumuz partilerde milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış binlerce, evet binlerce terör örgütü mensubu var. Türkiye'deki yetkili organlar bu duruma müdahale etmek yerine kaygısızca seyretmekle yetiniyorlar maalesef. Birçok kimse bu saçmalığın müsebbibi olarak hükümeti görüyor ilginç bir biçimde. Oysa bunun hükümetle değil doğrudan doğruya yargıyla bir ilgisi var. Hatırlayın. 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde Yargıtay Başsavcılığının o günkü adıyla HDP olan PKK'nın siyasal uzantısına ödenecek hazine yardımına bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesince reddedilmişti. Bu ülkenin çıkarlarını korumakla mükellef olan en üst yargı organı açık açık terör örgütünün uzantısı olduğunu söyleyen partiye devlet yardımı yapılmasını sağlamıştı. Yani al bu paraları devleti yıkmak için kullan denildi adeta. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir durum göremezsiniz. En demokrat geçinen Avrupa ülkelerinden tutun da Amerika'ya varıncaya kadar hiçbir ülke böyle bir saçmalığa onay vermez. Bırakın onay vermeyi ve devlet yardımı yapmayı, devleti ve milleti hedef alan bir terör örgütünün Bakınız DEAŞ, propagandasını yapan hatta yapmaya yeltenen herhangi bir basın organına bile hayat hakkı tanımaz. Peki nasıl oluyor da bu ülkeye ve bu millete olan düşmanlıklarını her vesileyle açık eden bu vatan haini örgütün siyasal uzantısı böyle bir ayrıcalığa sahip olabiliyor? Bu nasıl bir özgürlük anlayışıdır Allah aşkına? Ne yazıktır ki ilgililer ve sorumlular bu soruların cevabını vermek yerine polemiğe ve demagojiye başvurmayı tercih ediyor. Öyle olmasaydı eğer anılan parti hazine yardımı almak bir yana şimdiye kadar çoktan kapatılmış olurdu. Açık söylemek gerekirse bu ihanet şebekesini meşrulaştıran ve onları şımartan bu ülkedeki meşru organlar olmuştur hep. İşte AYM'nin sözde hak ve özgürlük argümanıyla açtığı yol. İşte CHP'nin hiç saklama ve gizleme gereği bile görmeden bu teröristlerle yaptığı ittifak. İşte beşinci kol vazifesi üstlenmiş bir kısım medyanın verdiği aleni destek. Sahi, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kansızlar sözcüğünü kullanacak kadar öfkelendiren bu saçmalık sizleri de öfkelendirmiyor mu? Sizler de yetti artık noktasına gelmediniz mi?'' Sizi bilmem ama bölücülüğü ve ayrılıkçılığı zulümle ve silah zoruyla dayattıkları bölgenin bir evladı olarak bu ihanet çebekesinin yaptıkları benim açımdan bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Yetti artık. Nihat Nasır, Diriliş Postası Mevlüt Tezel Bodrum esnafı battı, mutlu musunuz? Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden olan Bodrum'un bu yaz boş olduğuna dair haberler, sosyal medya paylaşımları çıkıyor. İddiaya göre Bodrum'da yapılmak istenen konserlere bilet satın alınmıyor, 500 kişilik lüks gece kulüpleri müşteri olmadığı için kapanıyor. Bir diğer iddia ise 13 bin kişilik antik tiyatroda konser vereceği haftalar öncesinden ilan edilen 4 popçudan biri 8, diğeri 12, öteki ikisi de Onar adet bilet satabildi. Organizatörler yüksek fiyatlar turistleri kaçırdı. Bodrum diğer sezonlara göre bomboş, kulüpler kana alıyor diyor. Benim fikrimi sorarsanız belki oteller boş olabilir ama Bodrum'da yazlık sahibi olan büyük bir nüfus var. Yani Bodrum boş değil. Sadece insanlar dışarıda para harcamayı azaltmış gibi gözüküyor. Parası olanlar bile kazıklanma duygusu yaşamamak için yeme içme mekanlarından ayağını kesmeye başladı. Para harcamak isteyenler de vize kolaylığı sağlayan Yunan atalarına gidiyor. Elbette Bodrum esnafının batmasından mutlu olacak değiliz. Lakin ne ekersen onu biçersin. Bir lahm mağcunu 500 liraya satarsanız Beach Club girişi ücreti 1000 lira olursa mekanlar da zamanla boşalır. Her şey arz talep dengesi serbest piyasa belirler. Bodrum'da makul fiyata kaliteli ürün ve hizmet sunanlar ayakta kalır. Fahiş fiyat politikası uygulayanlarsa zamanla kapanır ya da fiyatları indirir. Telefon kullanmayı bırakmak. Katil Doğanlar True Detective gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Woody Harrelson cep telefonu kullanmayan ünlülerden biri. Usta aktör en son konuk olduğu bir podcast programında 3,5 yıl önce telefonuyla çok vakit geçirdiğini fark edince kullanmayı bıraktığını şöyle açıkladı. Telefonda kendime 2 saatlik limit veriyordum. Saat 9.30'da bu limiti çoktan doldurmuş oluyordum. Yani uyanıyordum ve 2 saatimi telefonda geçiriyordum. Bu sürekli tekrarlanıyordu. Biriyle yemek yerken kendimi telefonuna kapılmış olarak buluyordum. Ünlü yıldız uygulamalarda ya da telefon görüşmelerinde de zaman geçirmiyor, sadece mesajlara cevap veriyor. Aslında çoğumuz iş, vakit geçirme vesaire farklı nedenlerden dolayı cep telefonu bağımlısıyız. Her alsından tek farkımız, evet ben cep telefonu bağımlısıyım diyemememiz. Öte yandan cep telefonları arabada yol bulmak, bankacılık işlemleri, mesajlaşmak gibi hayatımızı kolaylaştıran uygulamalara da sahip. Ama cep telefonunda harcanan vaktin çoğu sosyal medyada, dijital platformlarda, sohbet ve oyun uygulamalarında geçiyor. Telefondan ekran sürenize bakın, o size gerçeği söyler. Farkında olmakta yetmiyor. Asıl zor olan telefon kullanımını azaltma kararlılığı gösterebilmek. Karşımızda tüm algoritması sizi daha çok ekranda tutmaya ayarlı Instagram, TikTok, X gibi sosyal medya uygulamaları Oyunlar ve dizi film platformları gibi güçlü rakipler var. Cep telefonu sigara, alkol benzeri bir bağımlılık gibi görmek gerek belki de. Hem zamanımızı çalıyor hem de bizi hareketsiz bir yaşama yöneltiyor. Uyku ve çalışma saatlerini çıkardığınızda geri kalan zamanımızın çoğunun cep telefonunda geçtiğini görmek can sıkıcı geliyor mu? Eğer bunu hissediyorsanız bu büyük bağımlılıktan kurtulmak için küçük bir adım atmış olabilirsiniz. Acil serviste 7 saat. Kanada'da yaşayan bir Türk, kafasını çarptıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye gidince, yaşadıklarını video çekip paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Videodaki kişi 5 saattir hastanede olduğunu ve yalnızca kan almak için yanına hemşire geldiğini, ardındansa 7 saat boyunca beklediğini ve doktor gelmediğini söylüyor vatandaş kan tahlil sonuçları sisteme düşünce yapay zekadan yardım almayı akıl ediyor sonuçları chat gpt'ye yüklüyor ve sonra Kanada'daki doktorunuz chat gpt diyerek videoyu sonlandırıyor Yurt dışında sağlık hizmeti almanın zor olduğuna dair daha önce de birçok haber çıktı. Amerika'da başınıza bir şey gelse özel sağlık sigortanız yoksa yandınız. Sosyal devlet anlayışı öve öve bitirilemeyen Kanada'da bile acil serviste 7 saat doktor beklenmesi şaşırtıcı bir durum. Ülkemizde acil servislerde yaşanan yoğunluk ve bazı polikliniklere randevu almak zor olduğu için eleştirilen ücretsiz sağlık sistemimiz aslında birçok gelişmiş ülkeden daha ileri. Gates'in kızı doktor olursa Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'in tıp fakültesinden mezun olması biraz eski bir haber ama üzerine yazmaya değer. Jennifer New York'taki Iken tıp okulundan çocuk doktoru olarak mezun oldu. Doktor olmanın çocukluk hayali olduğunu belirten 28 yaşındaki Jennifer, öğrenme, sınavlar, uykusuz geceler, gözyaşları, disiplin ve kendinden şüphe duyma anlarıyla dolu bir kasırgaydı. Ancak son 5 yıldaki yükselişler o en düşük seviyelere kesinlikle değdi diyor. 133.4 milyar serveti olan bir babanın kızının 5 yıl uykusuz geceler geçirip doktor olması ilginç değil mi? Demek ki Bill Gates çocukların bana yaslanmadan ayakta kalmayı öğrenecek derken şaka yapmıyormuş. Jennifer Amerika taşrasında da mecburi hizmet yapmaz herhalde. Tabi başhekime kızarsa çalıştığı hastaneyi satın alma lüksüne sahip. Mevlüt Tezel Sabah